Merhaba, ben Kısa Dalga'dan Esra Koçak Mayda. Bugün son günlerde çok sık duymaya alıştığımız SMA'yı, spinal musküler atrofiyi konuşacağız. Zaman herkes için çok değerli ama SMA hastası çocuklar için bir altın kadar kıymetli. Bir kas hastalığı olan SMA ile 6 aylıkken tanışan Ayaz'ın annesi Mehtap Ünen'le mücadelelerini, kampanya süreçlerindeki çabalarını ve sonrasını konuşacağız elbette. Mehtap Hanım merhaba. Merhaba. Geçmiş Öncelikle olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizim sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için çok sağ olun. Rica ederim. Mehtap Hanım, umuyorum ki bu yıl hem Ayaz için hem sizin için sağlıkla ve mutlulukla geçer. Bundan sonra umuyorum yüzünüz hep güler. Öyle görürüz sizi. Mehtap Hanım, aslında biraz bu SMA ile bildiğim kadarıyla Ayaz 6 aylıkken tanıştınız siz. Size mücadelenizi, bu tanışma sürecinizi sormak istiyorum. Nasıl şeyler yaşadınız? Nasıl fark ettiniz? Ayaz 6 ayına kadar sağlıklı bir bebekti. Ayaz bizim tek evladımız. Ama 6 ayından sonra hareketlerinde azalmalar meydana gelmeye başladı. SMA bu zamanda şu an olduğu kadar gündemde değildi. Maalesef ki duymuştum ama bu hastalığın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Aklımın ucuna dahi gelmedi oğlumun SMA hastası olabileceği. 8,5 aylıkken Ayaz'ın hastalığını öğrendik. Genetik bir testle bunun teşhisi konuldu. Bir ay beklemek zorunda kaldık. Ayaz 10,5 aylıkta Türkiye'deki tedavi spinrazayı almaya başladık. Bundan 4 doz aldı. Bu hastalığın seyrini yavaşlatıyor, durdurmaya çalışıyor öyle söyleyeyim. Ama tam tedavi edici bir etkisi yok maalesef ki. Ayaz 10 aylıktı. Biz Zolgensma gen tedavisinin için bir kampanya başlattık. Hastalığı ilk öğrendiğimizde doktorumuz bahsetmişti bu Zolgensma gen tedavisinden. Fiyonun gerçekten bir mucizevi bir tedavi olduğunu gördük. Çünkü 2 yaş altındaki bebekler alırsa %95 iyileşme sağlıyor. Zolgensma gen tedavisi FDA ve EMA onaylı. 2 yaş altına %95 iyileşme sağlıyor. 3 fazikül çalışmalarından geçmiş, denenmiş, kanıtlanmış bir tedavi. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Ve Ayaz bu tedavi için çok uygun. Ayaz'ın bu tedavisi iyi almasını gerektirecek hiçbir engel yok önünde. 10 aylıkta biz bu kampanyayı başlattık. Ayaz 18 aylık oldu. Büyüyor Ayaz. Hastalık durmuyor. İçerideki yıkım devam ediyor maalesef ki. Ayaz 2 yaşından önce bu tedaviyi alsın diye tek mücadelemiz bu. İnşallah da alır. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir kampanya başlattık. Türkiye genelinde Ayaz'ın sesini duyurmaya çalışıyoruz. %10'a ulaştık. Hedefimizin %10'undayız. Ama bu yaşadığımız durumlardan kampanyamıza ara vermek durumunda kaldık. Çünkü ne olacağını biz de bilmiyoruz. Yasak geldi. Artık oğlumun sesini duyuramıyorum. Yani inşallah bunların arkasında güzel bir şey vardır diye düşünüyorum. Bu tedavi ülkemize gelir. Umut ediyorum. Umut etmekten başka çarem kalmadı şu an çünkü. Ve bütün bebeklerimize bu tedaviden faydalanabilir. SGK kapsamında gelir inşallah. Tek temennimiz bu. Çünkü bizim başta da dediğiniz gibi bekleyecek zamanımız yok. Bu hastalık ilerleyici bir kas hastalığı. Hastalık durmuyor. İçeriden yıkım devam ediyor. Biz ne kadar fizik tedavilerle bu kasların ölmesini engellemeye çalışsak da bu çocukların bir an önce bu gen tedavisini alması gerekiyor. Peki nasıl bir tedavi süreci yürütüyorsunuz? Yani şeyden bahsettiniz, hareketlerden bahsettiniz. Bunu da söyler misiniz? Tabii ki de. Türkiye'de aldığımız tedavinin adı spinraza. Bazen onu da karıştırılıyor. Zolgensma gen tedavisiyle bambaşka bir tedavi. Türkiye'de aldığımız bir protein tedavisi omuriliğinden 4 ayda bir alması gerekiyor. Ayaz 4 doz aldı. Yükleme dozu olarak geçiyor. Şubat ayında gideceğiz. Ayaz'a bir puanlama yapılacak. 51 puanda Ayaz. Puanı 4 puan artış olursa 5. dozu alacak. Ve bu ömür boyu sürecek. Her dozda puanlamalar yapılacak. Belirli kriterler var. Bunları geçerse bu bebekler bu tedaviyi almaya devam ediyor. Peki Ayaz'ın hareketleri nasıl şimdi? Bir değişim gözlüyor musunuz? Evet, tabii ki de. Spinraza da bu çocuklar için gerçekten
özellikle tip 1 bebekler bunun sayesinde yaşıyor. Öyle söyleyeyim. Tedavi olmazsa 2 yaşını göremiyordu maalesef bu bebekler. Ayaz hiç hareket edemiyordu biz hastalığını öğrendiğimizde. Sağına soluna dahi dönemiyordu Ayaz. Bacaklarını hiç kıpırdatamıyordu. Bu aldığımız tedaviyle ve fizik tedaviyle şu an Ayaz sağına soluna dönebiliyor. Ayaklarını oynatabiliyor. Bunun için şükrediyoruz. Ama maalesef emekleme, sürünme, ayakta durma hala yok. 1,5 yaşında Ayaz. Bunları yapabilmesi için Zolgensma gen tedavisini alması gerekiyor. Çünkü bu bir gen tedavisi adı üstünde. Ayaz'ın çalışmayan genini tedavi edecek. Ve spinozadaki gibi gerileme olmayacak. Bir kere yapılıyor bu işlem. 3-4 saat sürüyor. Damar yolundan yapılıyor. Bu tedaviden sonra Ayaz güçlenerek hayatına devam edecek. İnşallah, umuyorum öyle olur. Peki kampanyadan biraz bahseder misiniz? Durdu dediniz ama yani bu kampanyalar olmasa siz çok ciddi bir paradan bahsediyoruz çünkü gerçekten. Bu kampanyalar olmasa siz çocuğunuzun sağlığından bahsedemeyeceksiniz. Biraz bu kampanyadan da bahsedelim mi? Nasıl başladınız? Tabii ki de ilacın fiyatı 2 milyon 400 bin dolar. Bu para gerçekten çok büyük bir miktar. Bunu verebilecek kişi sayısı gerçekten sınırlıdır. Biz de yapabileceğimiz bu parayı toplayabilmek için bir kampanya başlattık. Ayaz için yurt içinde ve yurt dışında. %10'unu da toplayabildik. Bu şekilde miktar çok fazla gelebilir. İnsanların kulağına imkansız gibi gelebilir ama 16 bebek topladı. Amerika'ya bu tedavi için gitti. Giden bebekleri görüyoruz. Emekliyorlar. Ayağa kalkıp adımladıklarını görüyoruz. Ben de anne olarak evladımın da bir an önce bu tedaviyi almasını istiyorum. Ama şu an sosyal medyadan kampanyamıza yasak geldi. Hani siz daha iyi biliyorsunuzdur. Birkaç gün oldu daha. Biz de bilmiyoruz oğlumun sesini nasıl duyurabilirim, bu tedaviye nasıl kavuşturabilirim. Biraz önce de dediğim gibi inşallah bunun arkasından güzel bir haber gelir ve evlatlarımız bir an önce bu tedaviye kavuşur. Ya kampanyalar yasaklandı ama yani sizin hiç görüştüğünüz bunu başka yollarla yapabiliriz diyenler oldu mu? Başka, çünkü bütün ünlüler şey için ayaklandılar farkındaysanız. Milli Piyango'nun arta kalan ikramiyesi SMA'lı hasta çocuklara bağışlansın diye. Bu bir yoldu bence. Çok da önemli bir yoldu. Ya siz ne dersiniz aslında? Yani bir an önce ülkemize getirip bu fonla bebeklerimizi tedavi ettirebilirdik. Evet, Zolgensma için de belirli kriterler var. Yaş ve kilo kriteri var. Bu kriterlere uygun olan bebeklere bir an önce, onlar için de geç kalmadan, Ayaz için de özellikle, geç kalmadan bu tedaviyi onlara uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Bekleyecek zamanımız ya da düşünecek zamanımız yok maalesef ki. Koronanın geçmesini bekleyecek bir zamanımız da yok. Bazen bu tarz açıklamalar yapılıyor. Bunu bekleyecek zamanımız yok. Onlar için hastalık devam ediyor. Ve bu tedaviyi, bu mucizevi tedaviyi alabilmesi için bir bebek daha şansını kaybediyor. Kimi kilodan, kimi ya da yaştan bu mucizevi tedaviden mahrum kalıyor. Bizim de tek çabamız Ayaz'ın da bu tedaviye kavuşabilmesi. Bu şansı kaçırmak istemiyorum ben. 24 aydan sonra risk başlıyor, değil mi? Evet, evet. Ve 16,5 kilodan sonra risk başlıyor. Ayaz'ın durumu ne? Bu kritik eşikte mi? Ayaz 18 aylık ve 9 kilo. Gerçekten şu an çok ideal Ayaz bu tedaviyi alabilmek için. İnşallah Ayaz için geç olmadan bu tedaviye kavuşturabiliriz onu. Umuyorum öyle olur. Teşekkür ederim Mehtap Hanım, zaman ayırdınız. Çok güzel haberler alacaksınız. İnşallah, ben de öyle umut ediyorum. Yaşadığımız sıkıntının arkasından güzel bir gelişme olacağını ümit ediyorum. İnşallah bu tedaviye bir an önce kavuşuruz. Benim tek hayalim oğlumun elinden tutup yürüyebilmek. İnşallah hayalim gerçek olur. Umuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.